Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün en kaçı dedin? 27'si. Ramazan'ın 5. günü. Trabzon'dayız. Ramazan orucu. Bu ders neye binaen şey yaptım, ihtiyaç duydum. Komple taradım. Ramazan ishalesini komple taradım. Yani belki de 2-3 gün çalıştım. Bu şöyle bir ihtiyaçtan geldi, çok tuhaf. Her ibadetin içerisinde bir farz var, eylem var. Mesela namaz farz, 12 tane farzı var. Altı için, aslında dışında. Yani mesela kıraat, rükû, secde, yani içinde farzlar var. Sen bana bir, orucun dışında bana bir farz söyle de içinde eylem olmasın. Hacda var, zekat, harç var. Haçta var. Zekatta var. Zekatta var. Namazda var. Hepsinde var. Oruçta, orucun içerisinde hiçbir şey yok. Bir fıtır sadakası var. O da sonunda veriliyor, o da vacip. Farz yok ya. Yani. Farz yok. O da vacip. Orucun içerisinde hiçbir şey yok. Ve Allah diyor ki bu bana. Hiçbir eylem yok. Düşündün mü? Düşünmedim. Hiçbir farz yok. Yani şu duayı okuyun, şu namazı kılın. Sünnet var, teravih var. Sadece terk var. Evet, sırf terk var. Hiçbir şey yok. Çok tuhaf. Evet. İçinde hiçbir şey yok. Ama Allah, Allah var oluyor ki, Allah var ki bana ait diyor. Niye sana ait? Ama sana ait değil miydi? O da sana ait. Ama bizzati ben varım burada diyor. Okuyayım biraz. Evet. İhtiyaç böyle demiş. Şimdi de ilginç oldu değil mi? Ya ben hiç öyle tefekkür etmedim abi. Hiçbir şey yok içinde ya. Hiç düşünmediğim ya. Hiçbir şey yok. Mesela en baştan söyleyeyim sonundaki cümleyi. Namaz şeceri hilkatın, oruç ise kendi ruhunun giriş kapısıdır. Kendi ruhunun. Evet. Kişinin kendisine seyahat etme kapısı oruçmuş. Kendisi kendisine açılan kapı. Müsaade etme kapısı. Oruç tutan kendisi kendisine müsaade ediyor. Oruç tutmaya kendisi kendisini kapatmış demek. Men arefe nefse fakat arefe rabbehu. Nefsini tanır, Rabbini tanır. Yani Rabbi nasıl tanıyacaksın? Kendini tanımanın nispetine. Kendini nasıl tanıyacaksın? Kendine müsaade edeceksin. Kendini tanımaya kendine müsaade edeceksin. Ustad diyor ki 28. lemada. Yatsı namazında ben o aleme girdim diyor. Namazda alemlere girmek var. Peki oruçta nereye girdin? Oruçta bir yere girmedin yani. O oruç insan kendisine giriyor. Yani hiçbir şey yok. Şunu oku, onu okuyacağım. Bak namaz 28. lemada. Namaz ile diyor yatsı namazına ben o aleme girdim diyor. Bütün alemleri dolaştım diyor. Gittim baktım alem ufaldı. Alem alemimde de yok oldu diyor. Alem de yok oldu. Tek bir şahsiyet kaldı diyor. Şahsiyeti Muhammediye'yi gördüm diyor. Tekrar ona yaklaştığım zaman onun şahsiyeti maneviyesine girdim diyor. Elfu elfi selatü ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah demeye bir coşar halde gördüm diyor. Milyonlar ker milyonlar selatü selam olsun sana. Ama bir eylemde. Eylemi yani. Namaz eyleminde var. Evet. Ama oruçta bir eylem yok. Benimdir diyor bir de. Hiçbir ibadete benimdir demiyor. Yani her bir ibadetin bir muayyen sebebi var. Orucun yok. Katımdadır diyor. Böyle, yani öyle bir sevabı yok yani. Sevap işi değil bu oruç işi. Oruç işi sevap işi değil. Oruçta ne var? Yani şey olarak yeme, içme, cinsellik. Bu nedir? Kime aittir bu özellik? Hepsi. Bedene aittir. Yani orucun sureti bu. Sureti bu ama. Orucun bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var, mahiyeti var. Sureti bu. Sureti bedenden ruhu çıkartmak. Yani bedene diyorsun ki dönem durmuyor. Kolunu, ayağını bağlıyorsun, gözünü bağlıyorsun. Ondan sonra eve giriyorsun. Nefsi devre dışı yapıyor. Yeme, içme, cinsellik. Başka bir sesi var mı? Bu kimedir? Oruçla ne alakası var bu yani? Bu bedenseldir. Bu bedene vurulan darbedir. Başka yani besbelli bir şey yani. Oruç bedene vurulan bir darbedir. Sureti bu. Kanuniyeti kim? Ustad diyor ki kanuniyeti buna hürmet etmeyen diyor, yapmayan nasıl insan ismine layıktırlar diyor. Kanuniyet insan olmaktır.
Sureti bedenden sıyrılmaktır. Sıyrılınca ne oluyor? Beşeriyetten sıyrılıyor, insan olmaktır. İnsan. Tamam. Yani bu oruca hürmet etmeyen diyor, nasıl insan ismine layıktırlar diyor. Ne oluyor? İnsan oluyorsun. Yani bu aynı İsmet olunca ne oluyor yani? Allah'ın halifesi olunca ne oluyor? Hulukul Kur'an oluyorsun. Bu temelde hulukul Kur'an. Yani demek ki sureti bedeni devre dışı yapmak. Yani dolayısıyla bedeni devre dışı yapmak, alem-i şehadetten sıyrılmak. Kanuniyeti nedir? İnsan ismine layık olmak, aynı İsmet olmak diyor Risale. Peygamberin ahlakını Ayşe validemize soruyorlar. Nasıl bir ahlaktı diyor. Hulukul Kur'an. Siz Kur'an okumaz mısınız? Kur'an ahlakı. Yani Kur'an'ın ahlakı. Peki Kur'an ahlakı nasıl olacak? Kur'an ahlakı. Kur'an yeni nazıl oluyormuş gibi muhatap olmak. Kur'an'ı alemine indirmek. Risale'de söylüyorum bunları. Evet, evet. Mektubattaki Risale'de söylüyorum. Kur'an'ı üç şekilde dinlemek. Kur'an'ı üç şekilde dinlemek. Bir, Cenab-ı Hak'tan dinler gibi oluyor. Değil mi? İki, Cebrail Aleyhisselam'dan dinler gibi o. Üç, Peygamber Aleyhisselam'dan dinler gibi o. Kur'an'a muhatap olmak. Yani bu orucun kanuniyeti bu. Ama çok tuhaftır. Çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan olabilmesi için devre dışı lazım. Hiçbir eylem yok. Orucun farzı yok ya. Yani eylem farzı yok. Bir ibadeti yok. Bir zikri farz yok. Bir eylem yok yani. Varsa da sünnettir, teravih işte. Kanuniyetini söyledim. İnsan olmaktır. Yani aynı İsmet olmaktır. Yani Kur'an, Kur'an'a yeni muhatap oluyormuş gibi. Kur'an'ı yeniden alemine indirmektir. Sözdekileri söylüyorum. Kur'an, hulukul, ahlakın ahlakı, Kur'an ahlakıdır. Hulukul Kur'an olmak. Bu kanuniyeti bu. Hakikati nedir? Hakikati, kelamın hakikati, yani Ramazan oruç nedir o? Kur'an ayıdır. Yani Ramazan risalesine bakarsan, geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı denmesine olan ayetleri konması gerekirken, böyle bir ayeti koymadı. Ayet de bir mana. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, muayyen günler, size de farz kılındı. Ayeti çok münasipti. Mesela sohbet ederken, vaaz ederken bu ayeti söyle. Ama Üstad Hazretleri mektubatta Ramazan Risalesi'nde Kur'an'ı indirilmesine ait ayeti koymuş. Kur'an indirildiğini anlatıyor. Yani Ramazan'la alakası yok yani o şey ayeti. Ramazan'ın orada geçen ayeti. Ayetin o. Nedir o? Kur'an'ın Kur'an'ın inmesini nedir o? Lef-i mahfuz. Yani suretir orucun bedensel sıyrılmaktır. Kanuniyeti aynı isamet olmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, hulukun Kur'an olmak, Kur'an'ın inmesine sebep olan, anak tema olan kelam sıfatı. Ramazan demek Kur'an indi demektir. Kur'an bu ayda indiği için bu ay mukaddestir. Biz hürmet ediyoruz Ramazan'a, aslı sebebi Kur'an'a hürmet ediyoruz. Kur'an indirilmiş o ayda. O ay kutsi yapan bir şeydir. O zaman hakikati lef-i mahfuza dönüşmek, mahiyeti kelam ilahi. Kelam ilahi. Kelam ilahi. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Yani Ramazan. Ve hiçbirisinde de bir eylem şeyi yok. Okuyayım. Çok tuhaf yani. Aynı samet olmaktır. Ramazan ait farz içeriği, kıraatı, duası, eylemi yoktur. Eylemi yoktur. Namazın ise kıyamı, rüknü, kıraatı, tahiyyatı varken, namazın bu ise, bunun böyle bir şeysi yok. Sırf zahirde yeme, içme ve cinsellikten uzak durmanın dışında farzı yok iken, yani kendini terk ederek Allah'ın Celle Celaluhu'nun ahlakıyla ahlaklanmaktır. İbadet asıla yapılır. İbadet gölgenin asıla yapan. Yani insan kuldur, abdir, Allah haliktir. İbadet onun için yapılır. Orucun içinde insanın kendisi var.
kendisini kayıtsız şartsız terk etmesi var oruçta. Kayıtsız şartsız kendini terk edeceksin. Terk edince ne oluyor? Ben oruç tutarak kendim kendime seyahat etme yetisi ve yetkisi veriyorum. Yani şöyle buradakini okuyayım. Onun için insan kendisi var. Kendisini kendisine kayıtsız şartsız terk etmesi var. Aklım aklıma bela gibi yani. Kendi nefsini ilahlıktan sıyrılması varmış. Ayette diyor ya iki tane farklı. Kendi nefsini ilah edineni gördün mü? Bir de birbirinizi ilah edinmeyin diyor. İlah edilmek var insan gündelik hayatta, Ramazan'ın dışında. Kendisi kendisini ilah edinir. Niye? En çok cibili olarak insan kendi nefsini sever. Bundan sıyırması lazım. Kendisini kendisine ilah edilmesini bırakması lazım. Ne ile olacak bu? Ramazan'la olacak. Orucun dışında Allah, 9. nüktede diyor Ramazan Risalesi en sonunda, insana Allah her türlü azap vermiş, cehenneme koymuş. Demiş ki ben kimim, sen kimsin? O her zaman demiş, cehenneme dahi atsa, at. Allah diyor ya hadisi kutsine, ben benim sen sensin. Hatta ayet-i kerimede cehenneme atılsa, tekrar yalvarsa, gelse bir daha yapmam diye gene yapar diyor. Bu gösteriyor ki insan hiçbir zaman kendisinden vazgeçmez. Geçemez yani. Geçmez de değil, geçemez. Bir şartla geçer. Orucun dışında, yani her çeşit azap vermiş, ben kimim, sen kimsin demiş. Ben benim demiş, sen sensin demiş. Yalnız sensin. Ne ibadet ederse etsin bu halinden kurtulamaz. Ben benim, sen sensin. Zaten namazda da öyle. Halik ve mahluk. Ben benim, sen de sensin. Ama ilişkimiz bu. Mutlaka her yaptığı hayırlı şeyin içine kendini koyar. Furkan suresi 43. ayet. Kendisini mutlaka namazda riyayı koyar. Zekatta kendisini koyar. Hayır hasenatta kendisini koyar. Mutlaka kendisini koyar. Kendisi kendisine engel, insan en büyük engel kendisi kendisinedir. Kendisi kendisine engel, kendisi kendisine perde insan. İnsan en büyük perde kendisine kendisidir. İşte dedik ya ahiret biraz önce konuştuğumuz. Aynı şey. Ahiret, dünya ahiretin üzerine tetenin perde. Yani şöyle bir bez örtmüş, altında kalmış. Öyle bir şey yok yani perde. Bu alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine perdedir. Yani perde derken alemimizde onaylanmıyor yani çıkamıyor nasıl oluyorsa. Mesela duygu bir engel, his bir engel, perde yani. Şehvet bir şey, hırs, gadap, hiddet. Bunların hepsi bir perde. Perde yani. Mesela o biraz önce çizdiğin gibi. Aynı doğru. Şu vücudumuzda şu düşün. Düşün. Protonla elektron arasındaki boşluklar kalksa. İnsan vücudu nokta bile olmaz. Ya koca güneş sistemi veya ne bileyim şu çay kaşığı kadar atom oluyorsa insan nokta mı olur? Peki nedir bu? Var zannediyoruz ya. Var zannediyor. Kendisi kendisine perde insan, Allah'ın zıddiyet cihetiyle bizdeki karşılığı hevadır. Bak şimdi, hevasını ilah edineni gördün mü? Ayet öyle geçer. Hevasını, nefsini demiyor, nefsi bir şey değil. İşte heva Allah'ın bizdeki zıttı. Ya Allah var olacak ya heva var olacak. Yani ama o heva olduğu için zıddiyet noktasında Allah alemimizde tayin ve teşahhus ediyor. Yani şöyle pist olmasa uçak inemez. Heva ilah ediniyor kendisi. Ama tersi olunca Allah'a tayin ve teşahhus ediyor alemimizde. Hevasını bırakınca. Şöyle yani. Kendisini ilah edinen, ilahlık yapan hevamızdır. Hevamızdan dolayı oluyor. Evet. İlah. O niçin ilah? Heva ilah oluyor. Allah ilah olmadığı için. Ne kadar o kalkarsa var oluyor. Zıddiyet noktasındaki bizdeki karşılığı heva. İtikadın karşıtı nedir? Bizde itikadın zıttı ne kafada? Şirk. Dimada bu.
Yani şirk ne kadar kalkarsa itikat olur. Kalpteki imanın karşıtı ise küfürdür. Yani küfür ne kadar kalkarsa kalpte iman olur. O zaman şirkin yeri dimağdadır. Küfrün yeri kalptedir. Ruhun karşıtı ki ruhun dimağın karşıtı ruhta şirktir. Karşılığı ise itikattır. Kalpte ise imandır. Karşıtı küfürdür. Ruhta ise ruhun karşıtı ki Allah'ın Celle Celaluhu bizdeki zatının bizdeki karşıtı yani Allah'ın taayyün ve teşebbüs etmesi için karşıtı hebadır. Ruhta aklın karşıtı şirk, kalbin karşıtı küfür, ruhun karşıtı hebadır. Oruç da... Onu nasıl koydunuz abi bir daha ruhun karşıtı heba nasıl koydunuz? Çünkü en cami aynı isamet ruh ya. Ruh aynı isamet olur diyor. Yani en cami Allah'ı gösteren şeydir mahluk olarak ruhtur. Mahluk olarak, ne olarak değil. Onu oruç da buna darbe vurur. Hevaya darbe vuruyor. Câsiye yani 45. sure 23. ayette diyor ki gördün mü hevasını ilah edinip Allah'ın bir ilim üzerine saptırdığı ve kulağı ve kalbi üzerine mühür koyup görme gücünün üzerine de perde çektiği kimseyi. Bak ayet ezanı duyuyor duymuyor. Perdeyi görüyor musun? Kulaklarına bir perde vardır diyor. Ne perde var? Aynı zanı duyuyor. Benden daha iyi duyuyor kulağı megahertz itibariyle. Megahertz'li kulaklar benden daha iyi görmüyor. Bu kalbe gitmiyor. Gitmiyor. Bak perdeyi görüyor musun? Biz perde koyduk diyor. Hevasına tapman istediğinde Ramazan geldiğini duymuyor. Kur'an'ı duymuyor. Ezanı duymuyor. Hak sözü duymuyor. Bak perdeyi görüyor musun? Hani bu perde değil yani. Evet. Acem bir perde ya. Yani bak ne diyor bir daha. Câsiye 23. ayetini bir de okuyorum. Gördün mü hevasını ilah edinip? Bak Allah ilah edilmeyince heva onun zıttı demek ki. Kur'an'dan delil yaptım. Allah'ın bir ilim üzerine saptırdığı, yani Allah biliyor, sen o saptırdı ve kulağı ve kalbi üzerine mühür koyup görme gücünün üzerinden perde çektiği kimseyi bakar görmez. Görmez. Artık Allah'tan sonra onu kim hürriyete erdirir? Dönüp hatırlamaz mısınız? Yani bunlar da hür zannediliyor. Oysa köpekleştirilmiş. Nefsine köpek. Ne diyorsa onu yapıyor. Artık diyor onları diyor kim hürriyetine kavuşturacak? Hepsi esir ya. Oruç da esir oluyor. Esirlikten kurtuluyormuş. Çok acayip. Hürriyetin kaynağıymış oruç. Kendi kendine hakim olmak. Kendi kendine seyahat etmek. Kendi kendini açma. Kendi kendine girme kapısıymış oruç. Namaz ise şeceri hilkati kapıymış. Oruç bu hevasının tutsaklığından, köleliğinden kurtarır. Hevanın çoğul şekli, hevanın diyor ayette, çoğulu nedir? Ehvadır, ehva. Ehva. Kişi hevasından konuşmaz ancak vahyedilmiş vahiden konuşur. Manasında Necm suresi. Allah peygamberine diyor ki o hevasından konuşmaz vahiy ile konuşur. Ha, heva vahiy zıt yani. Heva Allah'a zıt. Zıttiyet noktasında. Demek vahye en yakın haleti yaşar. Demek ki vahiye en yakın haleti iklimini insan oruçta yaşar. Oruçta yaşar vahiy. Vahiy hissetmesini yani. Vahiy oluyor. Aleminde Cebrail emekli olmamış ki. Yani Cebrail aktif hala. Şumunlu ilhamları o veriyor. İlhamı o veriyor. Rüyay sadıkalara sebebiyet veriyor. İşte oruç tutup kalbine böyle bir iklim yaşar. Yani lahuti bir iklim yaşar bu. İklim. Allahu alem İslam'ın 5 esasından 3'ü çok zordur. 3'ü çok zor. Bunları da zor karşıtlarıyla kaldırabilirsin. Zor karşıtlarıyla. İslam esası 5'tir. 3'ü çok zordur. Onu da zor karşıtlarıyla kaldıracaksın. Mesela yapayım.
Orucu oruçla ilahlığına. Kulozu bir Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas. Ha, tamam. Bu üç tane Allah'ın ilim, irade, kudret. Bunu alemimizde aktif edeceğiz. İlahlığını, Rabliğini, Rab oluşunu, Malik olduğunu, Melik. Ha. Şimdi alemimizde Allah'lık hakikati nasıl ortaya çıkacak? Pisliğine ne yapalım pisti? Allah'ın uçağı nasıl insin? Oruçla Allah'ın ilahlığını, ilahinnas, namazla Rabbine, eylemdir Rab, namazla eylemdir. Zekatla melikinnas, malik olduklarımız, melekelerimizi, mesela malik olduğumuz dışarıda, içeride de melekelerimiz, kazanımlarımız var. Bir sürü manevi kazanımlarımız var. Onları da terk etmeyi darbe vurur. Ne ile? Zekatla. Birinci oruçla ilahlığına, namazla Rablığına, zekatla malik olduklarımız veya içsel melekelerimize, içsel kazanımlarımıza zekatla darbe vurur. Oruç, namaz ve mali mülküne darbe vuruyor. Çok. Anladın mı? Anlaşıldı. Evet, anlıyorum. Oruç, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır ki kendi benliğinden vazgeçer ve sen benim Rabbi Rahim'imsin der oruçta. Her türlü azap vermiş, sen sensin, ben benimdir. Yalnız aç bırakmış, demiş ki, o zaman demiş ki sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben içim demiş. O zaman demiş. Yoksa nefis cehenneme de olsa ben benim diyor. Cehennemde bile ben benim derse, oruçta diyemiyorsa, Allahu alem, Müslüman günahlarının cehennemi olan orucuna girerek peşin dünyada ödüyor gibi. Yani cehenneme atıyor, ben benim, sen sensin diyor. Ne azap vermiş Allah hatalarla, benliğinden vazgeçmemiş. Oruçta diyor ki sen sensin, ben yok, sen sensin, ben, sen benim Rabbi Rahim'imsin. Oruç da bunu diyorsa, o zaman oruç cehennemden beterdir. Cehenneme atıyorsun, teslim olmuyor. Oruç da teslim oluyorsa, o zaman Müslümanın orucu, Müslümanın, iyi dinle şimdi, iyi yasla. Müslümanın orucu, yapmış olduğu günahlarının cehennemi cismanisidir. Burada cehenneme giriyorsun. Hatalarının cehennemine. Burada onunla temizleniyorsun. Onun için katındadır. Oruçta. Allah Allah. Burada cehenneme giriyorsun. Ustad cehennemi farklı söylüyorum. Cehli cehennem diyor mesela. Bak cehenneme giriyorsun. Bir sürü günahlarından dolayı gene sen sensin, ben benim diyor. Ama oruç tutana diyor ki ben kimim, sen benim Rabbi Rahim'imsin. Onun cehennemi olmuş oldu. O zaman onun başka cehennemi olamaz. Başka, hevanın cehennemi oruçtur. Oruçtur. Hevanın cehennemi. Hevayı koymuş cehenneme, sen sensin, ben benim dedi. O zaman Müslümanı arındırıyor burada. Allah cehenneme sokuyor. Günahlarının cehennemi burada. Allah Allah. Müslüman cehennemle giriyor, temizleniyor. O yüzden arınıyor ya. Arınıyor. Mağfiret ayı. Evet, onun için sıfırlanıyor. Allah. Anasından doğmuş gibi niye oluyor? Diyor ki hadis-i şerifte, inanarak ve faziletini, sevabını benden umarak. Allah. Oruç tutan anasından doğmuş gibidir. Niyedir? Çünkü Müslümanın cehennemi oruçtur. Hevan. Çünkü normal cehenneme girsen cehennem değil. Sen sensin, ben benim diyor. Hevanın cehennemi oruç. Çok tuhaf değil mi? Acayip bir şey yani. Bu şey çok farklı bir yönden. Ya acayip mi gitti? 3 günden beri, şu 5 gün Ramazan'dan beri kafam bir şey yani. Öyle. Acayip bir şey ya. Hı. Çok tuhaf, çok nimet ya. Cehennem ya. Şimdi bana diyecekler gene. Ulan cehennemi de buraya getirdi diyecekler. Bak, cehennem olan orucuna girerek peşin dünyada günahını ödüyor gibi. Cehennem bile sen benim Rabbi Rahim'imsin dedirtememiş. Ama oruç dedirtmiş. Mektubat 464'te, 404'te. Yani cehennem bile hevaya sen sensin, ben benim demiş. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin dedirtmemiş. Ama oruç dedirtmiş. O zaman Müslümanın nesidir? Cehennemin cehennemidir. Ya, cehennemi.
Zaten cehennemde maslak neydi? Hikmet neydi? Temizlenmekti. Evet. Müslüman arınması gerekiyor. Evet. İşte arınıyor burada. Allah da bir suça iki yerde ceza vermiyor. Mesnevi'de geçiyor. Benlik damarı oruçla kırılır. Firavunluk cephesine darbe vurur. Sen benim Rabbim Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. Dedirtir. Kalp aynayı Samet olduğunu görür. Ben defteri böyle kullanıyorum. Bir böyle kullanıyorum, bir de böyle. Ahiretin mahşeri oruç var. Ahiretin mahşeri pazarı açılmış ruhunda. Yani oruç ne demek? Ahiretin pazarı açılmış. Oruç ruhun ahiretiymiş. Açıldı. Haşır meydanı açılmış. Ramazan'da Kur'an'ı Kur'an'a muhatap ayı olduğu için en cami muhatabı Kur'an insan Ramazan'da oluyor. Kur'an nuzul etti. Ramazan denmiş ona. Nuzul etti. Ramazan'da nuzul etmemiş. Nuzul ettiği aya Ramazan denmiş. Yani ustad diyor ya, benim güzelliğim, benim sözlerim senin güzelliğini ifade edememiş. Peygamber'e diyor ustad. Senin güzelliğin benim sözlerimi güzelleştirdi. Yani Ramazan Kur'an'ı güzel şey yapmamış. Kur'an bizi şey yapmış yani. Ne için onu? Ayımızı yani mübarek kılmış. Nuzul ettiği için. Ramazan'da Kur'an'a muhatap ayı olduğu için en cami muhatabı Kur'an insan Ramazan'da oluyor. Bedenden sıyrıldığı gibi bedenin tanımladığı alemi şehadetten de sıyrılıyor. Adeta la ilahe illallah atmosferine girmektir. La ilahe atmosferine giriyor. Bu birbiri içinden sıyrılarak uhrevi bir insan oluyor insan. Yani birbirine giydirilmiş. Beden, his, fikir, duygu, benlik, malik, melekelerimiz bir sürü şeyler giydirilmiş. Hepsinden birbiri içine giydirilmiş o zanların giydirmiş olduğu vücutlardan sıyrılıyor. Uhrevi bir insan oluyor böyle. Ramazan senin culusu humayun gibidir. Padişahların senede bir gün şey yaparlar, bayram yaparlar. Böyle ikramlarda bulunur, tahta çıktığı gün. Sanki Ramazan da culusu humayun diyor. Ustad diyor bunu. Risaledekileri toplamışım. Bunlar benim uydurduklarım değil. Ramazan Risalesini okudum da çıkarttığım cümleler. Hani açık ifadeler. Ramazan'da insan eylemiş olduğu gibi ruhtaki Kur'an-ı Kebir-i Kainat da insan eylemek. Yani insan nedir? Dördü aynıdır. Kainat, şecere-i hılkat, insan, İslamiyet, Kur'an. Dördü aynı. Kainata ne diyor? Kur'an-ı Kebir-i Kainat. İnsana kainat-ı suğra. Başka aynı şeye ne diyor? Aynı şeye İslamiyet diyor. Aynı şeye Kur'an. Kur'an, kainat, insan, İslamiyet. Dördü aynı. Tamam. Birbirini aktif ediyorsun bu şeyde, ayda. Bak nasıl diyor, bir daha okuyayım. Ruhta Kur'an-ı Kebir-i Kainat, Şecer-i Hilkat'ı, 18 bin alemi inzal eyleme. Çünkü insan kimdir? Kur'an-ı Sura farkındalığını uyandırmak. Ben canlı, ennen latikul Kur'an demiş Hazreti Ali. Ben konuşan ufak, canlı ufak Kur'an'ım. Ennen latikul Kur'an, ben konuşan Kur'an'ım. Onu uyandırma farkındalığıdır Ramazan. Orucun içinde sen hiç yoksun, hep o var. Onun için benimdir demiş. Orucun içinde sen hiç yoksun. Çünkü hep terk var. Eylem yok. Eylem olsa sen de varsın. Namaz yok. Bir şeysi yok. Onun için orucun içerisinde hep o var. Onun için benimdir dedi. O var, seni zaten bırakmıyor. Ramazan orucuyla yeme, içme ve özel hisleri terk ettiriliyor. Oysa helal ve mübah iken, yeme içme cinsellik helal iken helalin terk ettiriliyor. Bunların asılları ve menbaları olan cennette mergup hayat gösterilirken, yani aslında namaz kıl, oruç tutun, şunu yapmayın, böyle yapmayın, zekat verin, yaparsanız cennette yeme, içme, cinsellik, şunlar hep mergup meta gösteriliyor. Hedef gösterilirken Ramazan'da sıbbanim diyor. Cennet vaat edilmiyor. Ramazan orucuna cennet vaat edilmiyor. Katımdadır diyor.
Ama namaza şunlara bunlara muayyen bir sevap var ve cennetteki vaad ilahiler var. Orucun bir vaad ilahisi yok. Cennet bile gaye gösterilmemiş. Kimse yok. Çünkü cennet de yok. Mahluk yok orucun içerisinde. Hep o var. Böylelikle ne dünyada ne de ahiret içine konmuyor. Konamıyor. İnsanın içerisine ne dünya ne ahiret konamıyor. Hatta hem dünya hem de ahiret bile çıkarılıyor. Bir çıkart diyor. Gay yapma. Orucun cennet için tutamazsın zaten. Yok öyle bir şey. Yani hayatında vücut zannettiklerini çıkartarak aslı safiye safiullah, yani o zanlarını hepsini çıkartarak Adem Aleyhisselam Kur'an'daki vasfı nedir? Safiullah, Habibullah, Neciullah, Kelimullah, peygamberlerin sıfatları ya. Safiullah'a dönüşmek, yani beşer takılmama haline, insan olma. O şeytana dedi, şeytana dedi ya, secde et. O kimdi? İnsan yoktu orada, beşer yoktu. Saf insandı, saf. Ha, o hale dönme, safiullah, Kur'an onu kullanıyor. Aslı safiullah, vücutsuz vücuda mazhar oluyorsun. Yani Ramazan'da eylem yapmayarak eylem sahibi oluyorsun. Vücutsuz vücut oluyorsun. O oluyor. İnsanda tayin ve teşahhus ediyor. İşte öyle bir şey. Ne anladın? Mazhar oluyor. Vücutsuz vücut. Kendin onun için benimdir diyor. Kendine vücut rengini vermiyor. Bir de lambayı yaksana. Avrayı. Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır oruç. Neymiş? Ustadın cümlesi. Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Anahtar. Giriyorsun. Hakiki, halis, azametli ve umumi. Dört. Bunlar hakiki, halis, azametli, umumi şükürmüş. Bunun anahtarı da oruç. Sahip zannettiklerinin sahibi değilsin, şuur ediyorsun. Ahirette anlarsın, iş işten geçmiş olur da burada anlıyorsun oruçta. Ahirette bazı şeyleri anlayacaksın ya, vay Allah varmış, alemimizde şöyle şöyle olacakmış, Allah Teala. Yani iş işten geçti. Evet. İş işten geçmesin diye işin başına koymuş oruçta. Ahiretin hali. Ahiret insanı oluyorsun. İnsan, ustadın gene cümlesi. İnsaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin esasıymış. Yani şefkat sebebiyet veriyormuş oruç. O zaman insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin esasıdır oruç. Şu an hakiki kalp yumuşuyor. Evet. Başka oruç. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maaşa hareketi fıtrı olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidar da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün gasibane hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar. Mahiyetindeki hadsiz acı, nihayetsiz fakri gayet derecede kusurunu göremez ve görmek istemez. Kur'an'ın alemine inmesine zemin olmak, muhatap olmakmış. Ramazan orucu. Kur'an'ı alemine indirmek yani. O kadar oruç tutmuş oluyorsun. Kur'an'a muhatap olmak. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp meleket vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savm ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür. Görüyor musun? Şunu topladım oradan. Diyor ki, savm ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Ne demek? Bu fani dünyada, fani ömür içinde, bak, kısa bir hayatta baki bir ömür. Bak, fani dünyada, fani ömür içinde, kısa bak, fani dünyada, fani dünya, ben de fani. Faninin içindeki fani. Kısa hayatta, kısa bir müddette, hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazamun ediyor, kazandırıyor oruç. Zıttı zıttından çıkartıyor. Fani dünyada, kısa bir ömürde,
Baki sana veriyor. İnsan mahluk ama oruçta Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyorsun. Bu ne demekse? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yani ne demekse? O işte. Sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacıdır oruç. Böylelikle hulasalandırdım. Bu kadar yeter. Ve ahir devamım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.